Ve Hediye Güran soruların çoğuna şöyle cevap verdi. Ben bilmiyorum, e, haberim yok, uyuyorum gibi cevaplar verdi. Ama önce bir tane haber geldi. Dediler ki Hediye Gürhan e, aslında evde bir boğuşma olduğunu, Yüksel e, Gürhan'ın e, kolundaki izin e, ikisi yani Enes'le Yüksel'in arasındaki tartışmadan kaynaklandığını iddia ettiler. Ve sonra diş izi testine götürdüler biliyorsunuz. Fakat... Daha sonra çıkan ifadesinde öyle bir şey görmediğini, hiçbir arbede görmediğini ve tamamen her şeyi reddettiğini söyledi. Peki daha sonra bir de olayda Salim'le görüştüğü de görüşüyordu. Dört telefon, dört cevapsız çağrı bir de 25 saniye bir arama vardı aynı gün aynı saatler içerisinde. Onu sordular Hediye Güran'a Hediye Güran onu da yalanladı ve dedi ki, ben şey yapmadım, onu aramadım. Nasıl aranmış bilmiyorum. Eğer konuşmuşsam ben Melek Melek Güran'la konuşmuşumdur gibi bir açıklama yaptı. Yani tabii ki bunlar da kafa karıştırıcı açıklamalardı. Jandarma ne soruyor biliyor musunuz Savcılık şeye Hediye Güran'a diyor ki doğum kontrol hapini ne kullanıyordun diyor. Yani Hani biz hep dedik işte maşallah Güran, diğer maşallah soyadı Güran değil ama diğer tarafta Yüksel Güran'la iddialar çıkmıştı. Kim bunu söylemişti? Nevzat söylemişti. Nevzat ikisiyle ilişki yaşadığını söylemişti Salim Güran'ın. Ve bu ilişkiyi muhtemelen Narin gördü. Narin gördüğü için bu olaylar yaşandı demişti. Ve şey de bunu kesin bir dille yalanlamış. Maşallah Güran ve Yüksel Güran bunu yalanlamış. Tabii bir de bir daha daha vardı. Aslında Hediye Güran da eve gidip o ilişkiye şahit olup birlikte o ilişkileri yok etmiş. Şimdi Hediye Güran'a şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki e, Yüksel Güran'ın evine neden gittin diye soruyorlar. O da diyor ki ilk gittiğimde caddeden yani parke taşlı yoldan gittim. Suyu açtıktan sonra bahçenin içerisinde geri döndüm. İkinci gittiğimde de yine bahçe yolundan giderek şartları kapattım. Peki diyor aile toplandı mı hiç diyor. Benim olayla ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Benim olayla herhangi bir bilgim kesinlikle yoktur. Zaten ben olay günü nareni hiç görmedim. Olay sonrasında da köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi etkilemeye çalışmadı. Ben ailenin toplanarak karar aldığını ya da ifadelerle ilgili konuştuğuna şahit olmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmem. Yani müthiş değil mi? Yani uzman tamam mı? Hani defalarca şey vermiş sanki ifade vermiş. Uzman bir şekilde olayları kendi üzerinden savıştırmayı çok iyi başarıyor. Şimdi olay günü ne yaptın diyor mesela. İşte ben yok çamaşırları aldım şunu götürdüm bunu götürdüm. Enes oradaydı böyle bu hikaye biliyorsunuz geçen okuduk. O hikayenin devamını veriyor. Şimdi savcılık e, Narin'e şu soruyu soruyor. Özür dilerim Hediye Güran'a. Hediye Güran'a diyor ki senin diyor kocan ne zamandır Van'da diyor. İşte bayağı oldu herhalde. Birkaç aydır Van'da diyor. Yani bir aydan fazla bir Van'da zaman geçirmiş diyor. Ee, peki diyor senin diyor. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Yani Hediye Güran'ın ifadesinde bizim gözümüzden kaçanlar. Tekrar ediyorum. Hediye Güran'a ilk şunu soruyor. Senin Salim'le ilişkin var mı diyor. Hayır diyor. Benim Salim'le herhangi bir ilişkim yoktur diyor. Peki diyor. Ee, senin kocan ne zamandır Van'da diyor. Birkaç aydır Van'da diyor. Orada işi bitirdikten sonra gelecekti diyor. Evinin diyor su deposu diyor bozuktu diyor. Senin diyor su deposu delinmiş diyor. Niye yaptırmadın diyor. O da diyor ki yaptırmamamı seveyim diyor. Kocamla konuştum. Kocam bana Fuat dedi ki ben geldiğimde yaptırırım dedi. Peki diyor bak devam ediyor. Peki sen birkaç gün önce diyor bir iki hafta önce neden doğum kontrol hapı aldın diyor. Bakın burası çok önemli işte buraya cevap veremiyor. Yani e, diyor ki senin diyor Salim'le ilişkin var mı bir? Bakın hediye Güran'a soruluyor bu. Salim Güran'la bir ilişkin var mı? Hayır diyor. Peki bu kadar telefon görüşmesi sevgi nedir? Bilmiyorum diyor ve sonrasında da şu cümle devam ediyor. E, kocan ne zamandır ya? Kocam uzun zamandır Van'da diyor. Van'da çalışıyor, çalıştığı için diyor gelemiyor. Ben çocuklarla beraber kalıyorum köyde diyor. Peki diyor madem diyor kocan uzun zamandır gelmiyor. Yani Hediye Güran'a soruyor. Fuat Güran'ın uz uzun zamandır vanda olduğunu söylüyorsun ve o zamandır da dolayısıyla karı koca ilişkisi yaşamamışsınız yani hikaye bu. Neden doğum kontrolü hapı aldın diyor. Salim Güran'la da bir ilişkin yoksa, başka kimseyle ilişkin yoksa neden doğum kontrol hapı aldın? Yani işte skandal burada kopuyor. Hediye Güran kocası vanda çalışmasına rağmen evde olmamasına rağmen yakın zamanda tabi bu neczaneden aldığı için biliniyor, doğum kontrol hapa aldığı kayıtlara geçmiş. İşte bundan dolayı da savcılık Salim'le bir ilişkisin olup olmadığını sorguladı ve bunu sormuş. Bu da enteresan bir detay. Yani hikaye o kadar çetrefilli bir hikaye giriyor ki arkadaşlar. Yani biz bir tarafta maşallah bir tarafta yükseli düşünürken bir de işin içinde hediye girdi. Belki de bunları bilen melek ondan dolayı ben kocamdan şüpheleniyorum dedi açık açık söyledi. Mertçe cesurca çıktı dedi ki ben kocamdan o gün yapı yapılanlardan şüpheleniyorum dedi. Ama hikayenin özüne baktığınızda nelerle karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz değil mi? Çok enteresan bir hikaye, çok enteresan ve çetrefilli bir hikaye.